Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi günleri. Biz bu saatte hala işimizin başındayız. Çünkü tamircinin cumartesi pazarı olmaz. Sürekli çalışır. Bugün sizlere öyle bir video çektim ki, öyle bir video atacağız ki hani bir atasözü var derler ya, fakirin arabası düz yolda şaşar, zenginin arabası dağı taş aşar diye bir atasözü var ya, tam da onu dedetecek cinsten. Siz de video izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Aracımızı 2.0 Transporter Trigger bakımı yaptık. Aslında araç sahibi de tanıdık, yabancı değil. Trigger bakımı yaptığımız zaman hava fitesini söktük doğal olarak. Hava fitesini söktüğümüzde hava fitesinin artık bakımının geçtiğini, iyice tozlandığını ve hava fitesinin artık yavaş yavaş parçalanmaya başladığını gördük. Ve araç sahibine bu aracın bakım istiyor. Yani yağ da değişmesi lazım çünkü hava fitesi iyice pislenmişti. Araç sahibinin bize söylediği şey şu: bunun bakımını fazla olmadı yaptıralı, 1500 TL verdim diyor. Şimdi bir hesap yapıyorum. 1500 TL'ye sadece bunun yağını alamıyorsunuz. Çünkü gerçekten buna 5-30 partiküllü yağ konuluyor. Yağını alamazsınız. O yüzden biz dedik ya, bu imkansız, bir yağını açalım. Ve yağ fitnesi öyle bir hal almış ki, siz de videonun başında söylediğim atasözüne hak vereceksiniz. Herhalde bir eski model bir araç olsaydı şimdiye kadar yağ fitnesi ne hale gelirdi? Adam bu araba yatak sarabilirdi. Kesinlikle. Şimdi yağ fitnesini size bir gösterelim. Hep beraber karar veriyorum. Kamerayı bir çevirelim. Evet. Şimdi yağ fitnesi bu. Gördüğünüz gibi iyice yummuş. Öyle bir yummuş ki artık şu tam bu seviyede olması lazım. Artık yağlamayı kesik kesecek. İşin enteresan tarafı ise gördüğünüz gibi yağ fitnesi parçalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Yağ fitnesi artık parçalanmış ve şöyle daha da açalım. Buralar normalde yağ süzüğü daha açık olması lazım, parçalandığı zaman kapanmış. Ve burada yağlamayı kestiği zaman ne olacak? Direktmen yatak saracak. Görüyorsunuz. Yani imkansız bir şey diyebilirim. Yani bu araba bu halde nasıl gidiyor hala da anlamış değilim. Gerçekten de araç sahibi çok şanslıymış. Yağ fitnesi ne hale gelmiş? Bu daha da yumuktu. Tabi biz bunu araya açınca, parçalanmıştı, böyle açınca biraz daha şey oldu. Bildiğiniz parçalanmış yani yağ fitnesi. Daha yakından bakalım. Evet. Yağ fitnesi diye bir şey kalmamış. Yani öyle bir şey olmuş. Hiç filtre olmasa bundan daha iyiymiş. En azından yağlama yapardı. Yağ süzmezdi. Ama artık yağ süzme kanalları diye bir şey kalmamış. İyice delmiş. Parçalanmış. Delmeyi bırak, parçalanmış. Ara sahibinde bu videoyu attığımız zaman şok geçirdi kendisi de. Bilmiyorum artık bakım olduğu zaman ya da bakım yapıldı mı yapılmadı mı onu da net bilmiyoruz. Bakım olduğu zaman sadece motor yağını mı değiştiler? Bir de 5.30 koymaları imkansız o fiyatlara, başka bir yağ mı koydular? Onu da anlamış değilim. Gerçekten de çok enteresan bir durum. Yani yağ fitnesi diye bir şey kalmamış. Paramparça olmuş. Ne haleyim. Yazık, günah yani. Kamerayı bir çevirelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi hani derler ya, ucuz etin yağnisi olmaz. Siz de böyle bir sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız araçların bakımlarını zamanında yaptırın. Kilometreyi geçirmeyin. Sonra bu tür sürprizlerle karşılaşmayın. Çünkü bugün bir motor yaptırmak çok yüklü bir miktarda bir para gerektiriyor. Geçen videomuzda çekmiştik, flans yatak sarmıştı sabahleyin. Erkenden çalıştım, yüksek gaz verdiği için yatak sarmıştı. Yarın pazar günü geleceğim, bunu toplayacağım. İnşallah onunla da alakalı bir video çekeceğiz. Motorun son durumu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Son söylemek istediğim şu: araçların bakımlarını yaptırın. Ama fabrika ne önermişse orijinal parçasıyla değiştirin. Kilometresini kesinlikle geçirmeyin. Siz de her zaman bu araç sahibi kadar şanslı olmayabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler efendim.